yeni bir gelecek var önümüzde ve çok hızlı değişecek. Özellikle şu anda daha henüz böyle hani liseye geçmemiş, daha hani bunun altında olan bu yeni nesil dediğimiz, tam o çocuklar dediğimiz alanlar için, onların çünkü gelecekleri bu geleceğin, bu yeni yaratılan yeni dünyanın tam içine düşecekler. Onlar adına da son derece önemli. Kesinlikle. Ne öne çıkıyor her şeyden önce? Farkındaysan her şey bizim şu anda kullandığımız bu platform da dahil olmak üzere neyin üstünden gidiyor? Biz aslında neyle muhatabız? Gittikçe yoğun olan bir biçimde algoritmayla, yani yapay Evet. zeka. Yapay zeka. Yapay zeka yeni dönemin en önemli vurgusunu taşıyacak mesleklerden, işlerden biri. Bunun tasarımı, yapılması, aklınıza gelecek her türlü alan. Yani yapay zeka dediğimiz alan başlı başına bir alan, bir iş, bir meslek grubu olarak onun içinde kendi alt dinamiklerinde, alt okumanında hani birçok varyasyona ayrılacak. Ama bu önemli işlerden bir tanesi olacak. Buna bağlı olarak kodlama, algoritma, bunların işte belki çeşitli işletim sistemleri, hepsi yepyeni bir iş alanı olarak karşımıza çıkacak. Her şeyi arama motorlarıyla buluyoruz. İşte Hazreti Google deniyor mesela şimdi. Evet. Bunların sayıları artacak yeni dünyada. Arama motoru son derece önemli çünkü bilgiye artık bir tıkla ulaşma noktası hızı çok daha farklı bir üst versiyona geçecek. Dolayısıyla arama motorları ve benzer alanlarla ilgili işler son derece artıyor. Bulut diye bir şey çıktı. Evet. Artık Her hani şeyimiz orada. depolama, her şeyimiz orada, depolama alanları. Demek ki burada yeni bir sistem var. Bunların tasarlanması, bunların yönetilmesi, bunların depolanması, burayla ilgili işler. Bunlar hep ayrı ayrı işler haline geliyor. Tabii ki veri. Yani hep diyoruz ki veri. Veri aşağı, veri yukarı. Yeni dünya data kontrolünden gidiyor. Yani artık zaten şeyler el değiştiriyor. Yani yeni dünyayı yöneten ülkeler ya da güçler el değiştiriyor. Burada güç kimin elinde? Verisi olanların elinde. Dolayısıyla da data çok önemli. Data ve veri toplama çok önemli. Bunlarla bağlantılı her türlü iş elbette öne çıkıyor. Dronlar enteresan. Aa, evet. Her şey dronla, yani işte tarım mesela konuda çok öne çıkmış ülkelerden biridir Hollanda. Tarımla ilgili çalışmalarda dronları çok kullanıyor. Güvenlikte kullanılıyor. Dronlar hayatımızda çok artacak. Çok fazla artacak. Güvenlik sistemlerinde de dronlar ve bu dronların yaratılması, dronların geliştirilmesi, bu alan çok kıymetli bir alan. Bu özellikle yakın şeyde, hani bu bahsettiğim biraz daha vizyonu, daha uzun vadeye de yayılan, bu şu ana kadar bahsettiğim, ama drone sen yeni nesil işler arasında bence çok kıymetli işler arasında. Bunların işte belki teknik tarafları, geliştirilmeleri, yaratılmaları gibi. Kripto girdi hayatımıza. Demek ki Hem nasıl finans, girdi? tamam. Evet, değil mi? Finanstan bahsediyoruz ama finans, bankacılık değişiyor. Bankacılık mesleği tamamen değişecek. Ve eskiden ne vardı? Özellikle bizlerin zamanında sevgili Ekin. Neydi işte, işletme bitirilir. En büyük hayal neydi? MBA deniyordu. Üst master yapılmasıydı, değil mi? Evet. İşletme alanında bir master yapılması dedi. Yani bir sürü insan bambaşka eğitimler alıp ama mutlaka işletme master yapmaya çalışırlardı. Şimdi bu finans masterları yerine kriptoya dönecek. Kripto üzerine işte üst belki uzmanlık alanları geliştirecek ve burası artık hani kendi içinde finans alanlarında bambaşka bir yere gitme eğiliminde. Çok üstünde durduğum kargo ve lojistik var. Biz öyle bir zaman geçireceğiz ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde, çünkü insanı devreden çıkartmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de kısa bir şey anlatacağım, bana mutlaka hatırlat. İnsan Evet. devreden çıkartılmaya çalışılıyor mesleki alanlarda. Özellikle beyaz yaka ve mavi yaka alanında. Bu belki ilk etapta mavi yaka olacak, sonra beyaz yakaya da aksedecek büyük ihtimalle, ki bence beyaz yakaya aksetmeye başladı bile. Dronlarla büyük ihtimalle ya da benzer robotlar ve dronlarla biz kargoları teslim alacağız. Yani artık Kargo sistemi. kargocular kapıya gelmeyecek, dronlarla mı teslimat olacak? Dronlarla teslim edilecek. Belki pencereden, kapıdan alacağız bir biçimde. Ve hani burada daha büyük bir hız ve yeni bir sistem girecek. Bu nedenle
Kargo ve lojistik çok önemli. Biz bunun ne kadar mühim olduğunu pandemi döneminde de anladık. Çünkü artık yerimizden kalkmadan tuşlarla dijital olarak bir şeyleri yaptığımız için siparişler ve alışveriş de buna dönüyor. Ve online zaten hani bütün bunların içerisinde e-ticaret. Online ticaret ve e-ticaret. Ve uluslararası. Yani siz yaptığınız her şeyi global bir şeye çevirmek zorundasınız. Mutlaka bunu yapmak zorundasınız. Çünkü artık sınırlar kalkıyor. Yani siz bir tıkla bir şeyle bir sürü yere ulaşabiliyorsunuz. İşte diyelim bir marka yaratıyorsunuz. O markayı yaratırken şu anda bile öyle. Eskiden ne olurdu? İşte etrafınızdan bir grafiker bulurdunuz. O markanın logosunu bulurdunuz. Bilmem ne, değil mi? Oturduğunuz Evet. yerden siz Madagaskar'da yaşayan ya da Fas'ta yaşayan bir grafik tasarımcısıyla irtibata girip ona markanızı tasarımını yaptırabiliyorsunuz. Artık kocaman bir köy oldu dünya gerçekten. Herkesin Aynen herkese ulaşabildiği çok öyle. ilginç. Evet. O yüzden yaptığımız her şey daha global. Yani global düşünmek zorundayız. Ve bu da nereye varacak? Bu bahsettiğimde stratejileri, iş stratejilerini, iş psikolojilerini ve satış psikolojilerini değiştirecek. Bu alanlarda da yepyeni gelişimler olacak. O yüzden kargo ve lojistik önemli. Tabii ki yeni versiyonlarıyla yeni dünya işleri arasında. Tabii ekoloji ve çevre uzmanlıkları var. Bir taraftan da bunlar olurken ekolojinin, doğanın korunması gerekiyor ve bununla ilgili de bir aydınlanma başladı. Yani daha önceki videolarda da konuştuk seninle. Ben o kadar ümitsiz değilim. Evet, bu var ama bir taraftan da farkındalık da var. Özellikle gençlerle bağlantılı. Hedefleri değişti. Gençlerin. Onlar işte artık böyle büyük büyük evler falan istemiyorlar. Gittikçe de bu artacak. Çoğunluğu en azından. İşte bu tiny dediğimiz daha küçük evler, daha doğayla iç içe yaşam. Bir kesim de tarım, ekoloji ama özellikle doğru beslenme, bu etin bir şekilde hayatımızdan çıkartılmaya çalışılması, bitkilerin ve bitkisel beslenmenin önemine, onların kıymetini yeniden önümüze çıkartacak yeni çağ işlerinden biri. Özellikle üzerinde duruyorum. Ekoloji ve çevre uzmanlığı ve bunun alt versiyonunda biz bitkileri yeniden keşfettik. Koku çok önemlidir. Aroma terapiyle ilgili işler. Böyle eski ve farkına varılmamış, unutulmuş işlerde öyle çıkacak zaten. Ve bunların Yeniden değer tarım, kazanacak. evet, ve tarım. Tarım çok önemli. Tarımı olan, datası olan, tarım ekilir biçilir alanı olan, halkını doyurabilen devletler bu küreselcilere ve işte kendini elit ilan eden, dünya yönetmeye çalışan güruha karşı en büyük silaha sahipler. Buranın çok önemli geliştirilmesi gerekli ve botanik tabii. Botanik ve yeni alanda ve tabii şehircilik değişiyor. Şehir sistemleri değişiyor. Yani mesela zaman içerisinde 5 yıl içinde çok uzun değil 5 yıl içerisinde bu katlı tarım denen küçücük alanlarda üst üste uzun tarım ya da daha katlı tarım deniyor onlara. Üst üste koyarak işte çeşitli bitkileri belki topraksız tarım aynı zamanda Topraksız ki bunlar da tarım. çok çok büyük gelişme kaydedecek. O yüzden tarım ve ekoloji, çevre mühendisliği bunlar hani çok önemli vizyoner işler arasında diyebilirim. Ne yaparsak yapalım dediğim gibi ama bunları vizyonlar üzerinden daha vizyoner bakarak teknolojiyi kullanarak mutlaka yapmak zorundayız ve e-ticaret geliştirilmesi gereken önemli alanlarımızdan bir tanesi diyebilirim sevgili. Şimdi demin altını çizdim, mutlaka konuşalım dedin, onu özellikle sormak istiyorum. İnsan devreden çıkartılmak isteniyor artık birçok meslekte dedik. Evet. Bu konuda istiyorsan bir altını çizmek istersen. Şu anda bak sadece teknoloji şirketlerinde oluyor. Teknoloji şirketlerinde anormal bir işten çıkartma var. Evet. Binlerce insan işten çıkardı. Şu ana kadar biz bu videoyu yapana kadar 100 bine dayandı. 70 binleri aştı. 100 binlere minimum 80-90 bine dayandı. Hani en yuvarlak haliyle 100 bin dersek 100 bin kişi demek onun getireceği dalgaları, onların işte aileleri, onların kaynakları, onların vesairesi bir hesap et. Ama bu teknoloji şirketlerinde kimler bunlar? Google, işte Meta, hani ilk Amazon ilk aklıma gelenler ve benzer firma. Bütün bu teknolojik firmalar insanların işe girmek için hani inanılmaz işe girenlerin bu firmalarda işe girenlerin çok şanslı sayıldığı Evet. işe girmek için hani kendilerini paraladıkları bu şirketler korkunç ve yeni alım yapmıyorlar. Şimdi çıkartıp yeni alım yapsa hani bir şey değiştiriyoruz diyecek. Niye yapıyorlar bunu?
Bunu Şu anda bir tık. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü uzun süredir, çok uzun süredir, yıllardır, belki 20 yıldır, 25 yıldır insansız bir döneme bunlar hazırlık yapıyorlar. Yani şimdi o dönem yaklaştığı için de artık insanları çıkartmaya başladı. İnsanları çıkartıyorlar. Yerlerine teknolojiyi koyacaklar. Biz işte şu anda mesela uzun süredir yaşıyoruz. Bu çağrı merkezlerinde önceleri hep insan çalışıyordu. Evet. Uzun süredir boğuşuyoruz şeyle, derdimizi anlatmak için. Ona bas, buna bas, insan bulmaya çalışıyorsun karşında. İnsan bulmaya çalışıyoruz. Bunlar işte mesela bankacılık sisteminde de bu girecek. Aşama aşama girecek. Önce teknolojik firmalarda olacak, ondan sonra bankacılık şirketi. Sonra şu anda mesela kıymetli işlerden biri kargo ve lojistik. Özellikle pandemideki o işsizlik krizinde birçok insanın işini gördü. Evet. Kargo çalışanları arttı vesaire. Ama bunlar yavaş yavaş, işte ilk örnekte düşmeye başladı. Robotlarla yapılacak. İşte lojistik mesela çok arkası derin bir iştir. Depolama alanları gerekir vesaire gibi. Siz bir ürünü istediğiniz kadar üretin. Bunu ulaştıramadık. Tedarik zinciri bir işin satışı ile birlikte en önemli ana arteridir. Yani bir kurduğunuz bir işin iki noktası vardır. Tedarik zinciri, satışı, önce satış satmanız lazım, sonra da sattığınız ürünü ulaştırmanız gerekiyor. Bu iki alanda biz algoritmayla ve yapay zekayla daha fazla içli dışlı olacağız gibi duruyor. Bu bankacılığa zaman içerisinde, işte bu call center'lar denen çağrı merkezleriyle bağlantılı işlerde falan gittikçe büyüyerek hayatımıza girecek. Bu nedenle de işte o yüzden dünya değişiyor ve yeni işler ve yeni alanlar giriyor. Algoritma işte mesela hukuka girecek. Yani siz küçük ufak tefek davalarınıza gireceksiniz. Belki işte yapay zekayla bir avukat tutacaksınız ve o sizin haklarınızı, çünkü bunları ezbere biliyorlar, ona yüklüyorsunuz. Haklarınızı bu şekilde götürmeye çalışacaksınız. Yani ama şu anda ilk etapta teknolojik şirketler bu starta başladı. Yani bu düğmeye bastılar. İnsansız, daha az insanla çalışma düğmesine bastılar. Bu nedenle tarım ve daha sade yaşam ve bir arsanızın olması, orada ekip biçebilmeniz, daha sade bir yaşam içinde kalmanız olmadığı kadar önemli. Bu kesinlikle geçiş sürecinde direnebilmek ve kendi başınızın çaresine en azından bakabilmek adına vizyonumuzu geniş tutmamız gerekiyor. Bir de bütün bu sektörler bir tarafa, yeni çağ işi asıl girişimci. 2023'ün de önemli vurgularından bir tanesi, bu çok üstünde durdum. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde girişimci ruhu olan öne çıkacak ve kazanacak diyebilirim. Yani asıl para kazanacak insanlar girişimciler. Zaten bunu görüyoruz. İşte şu anki Meta'nın, eski Facebook'un sahibi Zuckerberg nasıl bir adamdı? Bunu nasıl kurdu? Amazon'u nasıl kurdu? Hep hikayelere bakın. Hep gelecek insanlar cesaret etmişler. Kimsenin bulmadığı, hiç hani aklına gelmeyecek bir şeyle ilgili adım atmışlar. Dünya girişimciler için daha rahat ve kazanılır olmaya doğru gidiyor her şeyden önce.